Evet, sevgili arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Kürdoloji meselesiyle ilgili çok ciddi manada sorunlarımız var. Biz sorunları olan bir milletiz. Bunlar sadece siyasi ve ekonomik sorunlar değil. Diğer taraftan bizim pedagojik ve materyallerle ilgili sorunlardan tutun. Yani bu meselenin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelere kadar birçok problemi olan bir milletiz. Bu kürdoloji meselesi de biraz böyledir. Zira herkesin bir kürdolojisi vardır. Yani Arapların bir kürdolojisi var, Farsların bir kürdolojisi var, Rusların var, İngilizlerin var. Hatta mesela bizimle pek alakası olmayan Hollandalıların, Polonyalıların, İspanyolların bir kürdolojisi var. Ama Kürtlerin bir kürdolojisi yok. En yakın komşularımızdan Türklerin de bir kürdolojisi var. Bu son zamanlarda anti-kürdoloji olarak isimlendiriliyor. Onların bile var. Onlar bile Kürtlerle ilgili bütünsel bir tarih anlayışına sahipler. Fakat Kürtler açısından bu henüz yeni yeni emekleme döneminde olan bir süreç. Bu sebeple benim mesela diyelim konferanslarda yahut sosyal medya hesaplarıma çok fazla mesajlar gelir. Mesela bunlar abartı değil. Adamın bir tanesi diyor ki benim babamın adı Ahmet, dedemin adı Yunus. Biz hangi aşirettiniz? Veyahut üniversiteyi bitirme tezi için bir öğrenci arkadaşımız yazıyor. Diyor ki Sayın Hocam Kürtlerle ilgili bir konu çalışmak istiyorum. Örnek veriyorum Ağrı'daki falan bölgeyle ilgili bana kaynaklarınızı atar mısınız? Bu meseleyle uzaktan alakası olan arkadaşlar sanıyorlar ki büyük bir Kürt külliyatı var. Her şey tamamlanmış, bitirilmiş. Biz bir düğmeye bastığımız zaman Kürtlerle ilgili her şey karşımıza çıkacak. Fakat bu böyle değil. Kürtlerle ilgili tarihsel milyonlarca belki belge var. Fakat bunların çok çok az bir kısmı derlenmiştir. Çok çok az bir kısmı üzerine, o derlenenlerin de çok az bir kısmı üzerine çalışılmıştır. Onlardan da çok azının bugün kaynak olarak elimizde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu sebeple bizim Kürt tarihi dediğimiz zaman karşımızda Türklerinki gibi, Araplarınki gibi, Farslarınki gibi yahut Avrupa milletleri gibi elimizde karşımızda duran bir literatür yok. Bu sebeple özellikle belirteyim, bu bir adettir. Bütün akademilerin başlangıcında belirtirim. Bu derslerde konuşacağım hiçbir konunun uzmanı değilim. Size düşen şey bu konuyla ilgili edindiğiniz genel çerçeveyi birazcık daha geliştirebilmek, bunu daha ileriye taşıyabilmek. Yani ben bir tarihçi değilim. Uzmanlık alanım Kürtlerle ilgili bir alan değil. Bu sebeple burada anlatacağım konuların da ben sadece bir okur olarak, uzun yıllardır bu meseleyle ilgili çalışan biri olarak biriktirdiğim şeyleri ben sizinle paylaşacağım. Elimizde detaylı kaynaklar yok. Mesela diyelim, bugün gidip işte Milattan önce 500'lerde Anadolu coğrafyasını çalışmak isterseniz ya da milattan önceki ilk 3000 yılda Kafkas coğrafyasını çalışmak isterseniz hatırı sayılır bir literatür bulabilirsiniz. Ama mesela Kürdistan'da milattan önce 500'den 4500'e kadar olan dönemde ne oldu, ne yaşandı, kimler vardı, o zamanki haritalar nelerdi? Hangi halk nerede yaşıyordu veyahut arkeolojik buluntularıyla ilgili neler var diye bakmak istediğinizde karşınızda pek bir şey yoktur. Bunun da temel bir sebebi vardır. Bizim devletsizliğimiz. Bütün meseleler bizim dergahımızda devletsizliğe bağlanıyor. Bu mesele de onlardan bir tanesidir. Devleti olan milletler kendi tarihlerini yazdırdılar. Hatta bugün mesela diyelim geçen gün bir haber gördüm. Sanırım Şırnak'taydı. 25 tane Kürt masalı derlenmiş ve bu bir olay olarak basına yansımış. Sevgili arkadaşlar, diğer milletler 200 yıl önce derleme faaliyetlerini bitirdiler neredeyse. Lağografi çağı denilen çağ, yani maddi kültürün, sözlü kültürün biriktirilmesi meselesi yıllar önce çözüldü, bitti. Artık dünyada işte ben masal derleyeceğim falan diyen kimse yok. Ama Kürtler hala daha yeni yeni bu meseleyle iştigal etmeye başlıyorlar.
masalları derliyorlar. İşte o masallar da son 100 yılın hengamesinin bir ürünü olarak da ne kadar başkalaştı, ne kadar sağlam kaldı. Çünkü bu arada biz bir televizyon kültürü, bir radyo kültürü geçirdik ve bu bizim kültürümüz üzerinde de büyük bir etki yaratmış oldu. Şimdi bakıyorsunuz Kürtler yeni yeni bu meselelerle uğraşıyor. Veyahut işte arkeoloji ile ilgili bir şeye bakmak istediğiniz zaman diyelim Türkiye'de Hitit arkeolojisi çok gelişkindir. Hititlerle ilgili elinizde bir sürü yayınlanmış kitap, belgesel bir sürü şey bulabilirsiniz. Ama Kürdistan arkeolojisi ile ilgili Türklerin izin verdiği ölçüde bir Kürt arkeolojisi vardır. O da Türk arkeolojisidir. Yani Türk arkeolojisinin bir parçası olarak vardır. Veyahut yine aynı şekilde Saddam dönemine kadar Irak'ta benzer bir şekilde bir Arap arkeolojisi vardı. İşte mesela diyelim Asurluların bir devamı olarak Irak devleti düşünülmüştü İngilizler tarafından. Özellikle Asurlular, Sümerler, Babiller döneminden kalma bir sürü şey ortaya çıkarılmıştı. Ama mesela diyelim Kürtlerle ilgili hiçbir şey yoktur. İşte Süleymaniye'deki müze önemli bir müze olmasına rağmen veyahut bir sürü arkeolojik kalıntımız olmasına, bir sürü mağara yerleşimimiz olmasına rağmen ortada Kürtler adına tescillenmiş pek bir şey bulmanız mümkün değil. Çünkü bizden önceki çağ bir inkar dönemi çağıdır. Ve bizden önceki mesela siyasal hareketler Kürtlerin inkarına karşı çıkmış siyasal hareketlerdir. Kürtler yoksa edebiyatları da yoktur. Kürtler yoksa tarihleri de yoktur. Kürtler yoksa arkeolojileri de yoktur. Bu sebeple kafanızda şeyi çıkarın. Yani işte hazır bir Kürt literatürü yok. Binlerce, yüzlerce kitaptan derlediğimiz notları her hafta size gönderiyoruz. Bu yüzden siz de zahmet edip bu notlar üzerinde çalışın. Orada gördüğünüz herhangi bir kavram üzerinde, herhangi bir mesele üzerinde lütfen Google'dan araştırma yapın. Wikipedia gibi kutsal bilgi kaynağı var elinizin altında. Hiç değilse mesela bakın. Diyelim sizin notlarınızda telhalef kültüründen bahsediliyor. Telhalef neresiymiş? Telhalef kültürü denilen şey nedir? Hangi yıllarda yaşanmış? Telhalef'le ilgili görseller nelerdir diye bakmanız gerekiyor. İnternet size böyle bir imkan sunuyor. Lütfen bunu kullanın. Kürtler denildiği zaman elbette ilk soru aslında hangi Kürtler? Bugünkü Kürtler mi? Nasıl bir coğrafyayı esas alacağız? Kime Kürt diyeceğiz? Mesela bugün herkes kendisine Türk dediği zaman Türk oluyor mu? Yine aynı şekilde herkes kendisine Kürt dediği zaman Kürt olacak mı? Veyahut Kürtlük dediğimiz şey ne zaman başlıyor? Son 200-300 yıllık bir hadise mi? Son 1000 yıllık bir hadise mi? İşte tarihsel kırılmalar var. Örneğin İslam'ın bu topraklara gelişi ciddi bir tarihsel kırılmadır. Bu kırılmalardan itibaren mi alacağız? Yoksa çok daha kadim, eskiye giden bir topluluğun bugün de yaşayan çocukları mı diyeceğiz bunlara? Bunların hepsi tartışmalı konulardır. Çeşitli öneriler ortaya konulmuştur, tezler ortaya konulmuştur Kürtlerin tarihiyle ilgili. Fakat Kürtler böyle bir çalışma yapmadıkları için, yani mesela Kürtlerin kökeni ne olabilir? Kürtler nereden geldiler? Bugün Kürt dediğimiz toplumların birbirlerine benzerlikleri nelerdir? Birbirlerinden ayrıldıkları konular nelerdir? Hangi mıntıkalarda, hangi yerlerde nasıl değişikliklere uğramışlar meselesini Kürtler çalışmadığı için başkaları bunları kendi siyasal yayılmalarının bir parçası olarak okumuşlardır. Örneğin Sovyetler bir dönem Kürtolojinin çok fazla böyle zirveye çıktığı bir çalışma alanı yaratmıştır. Özellikle 1860'lardan itibaren bu Çariçe'nin kurmuş olduğu araştırma enstitülerinden bir tanesi de Kürtoloji Enstitüsü'dür. Ve o günden itibaren de adamlar çalışmışlardır. Peki bunun sebebi nedir? Tamamıyla siyasal projeler. Adamlar sıcak denizlere inmek istiyor. İnerken karşılarına çıkabilecek halkların, milletlerin, coğrafyaların
Topolojik özelliklerinden tutun insanların tipolojik özelliklerine kadar her şeyi kayıt altına almak zorunda kalıyorlar. Ve bu sebeple de bizim elimize örneğin Rusların üretmiş olduğu bir kürdoloji envanteri ortaya çıkabiliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz 17. 18. yüzyıldan itibaren Avrupa milletleri keşifler çağıyla birlikte başlayan dünyayı tanıma sevdasının da bir parçasıyla birlikte dünyaya hükmetmek istemişler ve bu sırada yol üzerinde bulunan bütün halkları tanımak gibi bir şeye girmişler, çalışmaya girmişler. Biz buraları işgal edersek, burayı askeri olarak ele alırsak bizim karşımıza ne çıkacak sorusuna dair sorular sormuşlar ve karşılarında Kürtleri de buldukları için Kürtlerle ilgili çeşitli belgeler hazırlamışlar. Örneğin İngilizlerin Kürtlerle ilgili belgeleri şaşılacak derecede çok ayrıntılıdır. 100 yıl önce örneğin Urfa'nın yahut Mardin'in yahut Diyarbakır'ın herhangi bir köyünde su kaç metrede kazılarak çıkar, bunun bilgisi İngiliz belgelerinde mevcuttur. Sebebi şudur, olur ki asker oraya gönderilirse o askerler o köyde kaç metrede su bulabileceklerini bilmelidirler. Bunu yaparken bir de Kürtlerle ilgili de birçok bilgiyi beraberinde vermişlerdir. Örneğin hangi aşiretler var? Bu aşiretler nasıl yaşar? Neye inanırlar? Nasıl giyinirler? Komşu aşiretlerle onların arasındaki farklar nelerdir? Bu sebeple de bugün elimizde iyisiyle kötüsüyle bir yabancıların hazırlamış olduğu Kürtoloji envanterleri, literatürleri mevcuttur. Fakat Kürtlerin böyle bir çalışması henüz yok. Yani bugün Kürtlerle ilgili bir şey yapmak istediğiniz zaman sizin açınızdan temel kaynaklar Kürtlerin hazırlamış olduğu kaynaklar değil, Batılıların, komşu devletlerin hazırlamış olduğu kaynaklardır. Bu sebeple de birçok bilgi, birçok tahrif edilmiş bilgi, birçok siyasi projeye göre şekillendirilmiş bilgiyle de karşılaşıyorsunuz. Örneğin yine İngilizler Kürdistan'da bir Hristiyan devleti üretmek istedikleri için Hristiyan Kürtleri mevcut diğer Kürtlerden ayrı bir şekilde incelediler ve hakikaten de 100-150 yıl içerisinde onlar kendilerini ayrı bir halk sanmaya başladılar. Çünkü bütün kaynaklar temelde onların ayrı olduğunu gösteriyordu. Yani bu tarz sonuçları da var. Veyahut bugün mesela diyelim Türkiye'de yoğun olarak Zazaların Kürt olmadığı üzerine bir propaganda yapılıyor. Bu propaganda eninde sonunda bir yerde küçük de olsa, bozuk da olsa meyvelerini vermeye başlıyor. Adamlar işte gidip Bingöl'de üniversite kuruyorlar, gidip Dersim'de üniversite kuruyorlar ve bu üniversiteleri kurdukları alanlarla ilgili de açık açık basına mesela diyelim Bingöl Üniversitesi ile ilgili öyle bir şey var. Diyor ki bizim üniversitemizin amacı Zazaların Kürt olmadığını ispat etmektir diyor. Şimdi doğal olarak 50-60 yıl boyunca aynı propagandaya maruz kaldığınız zaman ister istemez bundan etkileneceksiniz. Bu sebeple Batılı ve Doğulu kaynaklar, Kuzeyli yani Rus kaynakları ve Arap kaynakları çoğu siyasal sebeplerle hazırlanmış kaynaklardırlar. Araplar örneğin İslam'ın yayılma döneminde çok ciddi manada eserler hazırlamışlar ve Kürtlere de değinmişler. Biz geriye dönüp baktığımız zaman bizim elimizde işte 8. 9. yüzyıla ait, 10. yüzyıla ait Kürtlerle ilgili ciddi kaynaklar var. Fakat bu bilgiler ne kadar gerçek? Gerçek Kürt toplumunu ne kadar yansıtıyor? Bunu bilemiyoruz ve bilemeyeceğiz de. Çünkü bize ait kaynaklar diğer taraftan yok ediliyor. Örneğin atalarımdan bir tanesi olan Ebu Ahmet Hanife el-Dınaveri, Dınai aşiretindendir. Bu adamın yazdığı Ensab el-Ekrat yani Kürtlerin Kökeni adlı kitap kayıptır.
bulunamıyor. Yani işte diyelim bazı üniversitelerin kataloglarında bu isme rastlanıyor fakat kitap yok ortada. Acaba hangi Kürt düşmanı yok etmiştir bunu? Böyle sorunlarımız var, problemlerimiz var. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Kürtler kimdir veya Kürtlükle ilgili çalışmak istediğiniz zaman sizin elinizde hazır bir literatür yok. Bu akademinin öğrencilerinden beklediğimiz şeylerden bir tanesi de bu literatürü ortaya çıkarmak için çalışmalarıdır. Çeşitli bölümlerde okuyan arkadaşlar var, çeşitli bölümlerden mezun olan arkadaşlar var. Bu arkadaşların bu konuyla ilgili hiç değilse birazcık zaman ayırmaları gerektiği düşüncesindeyiz. Zira Kürtlükten benim anladığım şey, Kürt meselesinden yıllardır çalışarak anladığım şey şudur. Bir konuyla ilgili siz çalıştıysanız çalışmışsınızdır. Çalışmadıysanız başka kimse çalışmayacaktır. Şimdi bizim Kürtlerle ilgili temel kaynağımız Mehrdat İzadi'nin Kürtler adlı kitabıdır. Orada da bazı maddi hatalar vardır ki nitekim sizin gruplarınızda bunlar tartışıldı kısmen. Sebebi de yine bu kaynaklar meselesidir. Zira örneğin Amerika kaynaklarını kullanmış. Amerika kaynaklarının özellikle 20. yüzyılın başında yani 1900'lerin başındaki Kürt isyanları ile ilgili temel kaynakları bölgedeki Hristiyan misyonerlerdir. Veyahut Hristiyan kiliseler, kaynaklar, Asuriler, Süryaniler, Ermeniler. Bunlar da kalkıp gazetelere Kürtlerle ilgili kötü haberler gönderdiği zaman Kürt merkezli ilk tarih teorisini ortaya atanlardan biri olan İzadi'nin üretmiş olduğu materyalde de Kürtlerin aleyhine olan, Kürtleri kimi yerde barbar, katil, eşkıya gösteren bazı şeylere de denk gelebiliyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar benim yaptığım incelemelere göre bütünlüklü olarak hazırlanmış en iyi kitap yine İzadi'nin Kürtler kitabı ki iyi ki o yine işte diyelim bu Osmanlılar dönemi vesaire falan çok zayıftır. Yani kitapta neredeyse yok denecek kadar azdır. Orta Çağ kısmı olarak geçen kısım birkaç sayfayla en önemli kısımları atlamış durumda. Onun dışında birçok kitap var. O kitaplarında yine kaynakları, beslendikleri kaynaklar sebebiyle ciddi sorunlarının olduğunu belirtmekte fayda var. Hikaye biraz kabaca böyle. Kürtler kültürel ve genetik olarak tarih boyunca gelip Kürdistan'a yerleşmiş tek bir halkın değil, tüm halkların, milletlerin, kültürlerin, dinlerin ve dillerin toplamıdırlar. Yani hep bu Türkler tarihi bozdular ya. Böyle bir Türk anlayışı ortaya çıktı işte. Orta Asya'dan 40 kişiyle geldik. Bütün Türkler onların torunlarıdır falan gibi böyle bir yalan uydurdular. Ve doğal olarak da ona karşı geliştirilecek Kürt tarih tezleri de Kürtleri böyle bir tek yapıdan, tek atadan gelen bir millet olarak kavramaya yönelik bir şey olmuştur. Fakat hakikat öyle değildir. Bizim bugün Kürtler dediğimiz millet şimdiye kadar tarihin ta başlangıcından bu yana yani insan ne zaman ortaya çıktıysa bu bugünkü modern insanda diyebiliriz, onun kökleri de diyebiliriz. Bütün bunlar tarih boyunca Kürdistan'a gelmişler, çeşitli izler bırakmışlar. Kimi genetik bir iz bırakmış, kimi kültürel bir iz bırakmış, kimi dilsel bir iz bırakmış ve belki de çekip gitmişler buralardan. Ama netice itibariyle bütün bunların toplamına biz bugün Kürt diyoruz. Kürdistan bir havuz sevgili arkadaşlar. Kürdistan dediğimiz bir havuz var ve çeşitli taraflardan bu havuzun içerisine sular dökülmektedir. İşte biz bu havuzun içerisine birikmiş olan suyun kendisine Kürtler diyoruz. Kürtler ve modern Kürdistan düşüncesinin tarih bilinci kökleri Neandertal insana kadar uzanan bir kültürel homojenleşmeye dayanır. Biliyorsunuz işte Homo sapiens'ten bahsediliyor. Homo sapiens öncesi bir insan biçiminden bahsediliyor. Farklı bir insan türünden bahsediliyor.
Neandertaller. Bugün Kürdistan'da biz Neandertal dönemden kalma bazı kültürlere bile sahibiz. Yani bu sebeple Kürtlük dediğimiz şey son 1, 2 bin, 3 bin yıllık, 5 bin yıllık, 10 bin yıllık bir mesele değil. 68 bin yıla kadar dayandırılan bir kültürün devamı. Şöyle ki, mesela sizin notlarınızda var. Şanidar diye bir mağara var. Şanidar mağarasında 80 bin yıl önceye kadar uzanan Neandertallerin kemikleri bulundu. Bu kemiklerin üzerinde, yani mağaranın tabanına, ben defalarca gittim, fotoğrafları hatırlayan arkadaşlar olacaktır. Mağaranın tabanına insanları gömmüşler. Neandertal insanları. Fakat ilginç bir şekilde bu gömdükleri insanların üzerinde çiçekler bırakmışlar. 7 tane çiçek tohumuna rastlandı bu mağarada. Ve bugün bu bölgede yaşayan insanlar bu 7 tane çiçeği hala şifalı bitkiler olarak görüyor ve mezarlarda götürüp bunları mezarın üzerine bırakıyorlar. Şimdi 68 bin yıl, 80 bin yıl bunlar çok uzun süreler. Fakat bir şekilde Neandertal insan kalmamış olsa bile geriye onlardan bir tür kültür kaldığını biliyoruz. Yine aynı şekilde ileride de göreceğimiz gibi Kürt sembolizmasının önemli ürünlerinden bir tanesi olan kartal figürü yine Şanidar'daki mağaralarda ölen insanların üzerine kartalların kanatlarının örtülmesiyle oluşturulmuş bazı mezarlar var. Şimdi bakıyorsunuz yine aynı bölgede mesela diyelim orada kendilerini kartalla özdeşleştiren Kürt topluluklarına rastlıyorsunuz. Bu sebeple bizim bilmemiz gereken, anlamamız gereken temel şey bu bir homojenleşme meselesidir. Yani bir araya gelmişler, üst üste bu katmanlar binmiş ve eninde sonunda bir etnik kimlik olarak Kürtlük oluşmuş ve buna bağlı olarak siyasal bir kimlik olarak Kürdistan düşüncesi oluşmuştur. Kürdistan coğrafyasının dağlarını ve bu dağ dizilerinin arasındaki ovaları yurt edinmiş halkların ve düşüncelerin bir potada eritildiğini belirtmek gerekiyor. Şimdi peki bu bahsettiğimiz dağlar ya da bu havuz neresidir? Kabaca bu Zagros Dağları ve Zagros Fay Hattı olarak bilinen bölgedir ki sizin şu an ekranlarınızda gördüğünüz üzere ta aşağıda Hürmüz Körfezi'nden başlıyor ya da Basra Körfezi'nden başlıyor. Diğer taraftan yukarıya doğru çıkıyor. Van Gölü'nün kuzeyine ulaşıyor ve oradan da yine Dersim dolaylarında kırılarak Hatay tarafına ve Akdeniz'e ulaşacak şekilde kırılıyor. Şimdi kabaca Kürtlerin tarihine baktığımız zaman bizim karşımıza tam da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir coğrafya, böyle bir havuzun içerisine birikme ortaya çıkıyor. Bu havuzun içerisine biriken insanların kabaca kültürleri birbirleriyle aynılaşıyor, homojenleşiyor, dil yakınlıkları ortaya çıkıyor, akrabalıklar ortaya çıkıyor genetik olarak ve diğer taraftan da sürekli süreyenleşmiş bir kültür meydana çıkıyor. Modern Kürt insanı için bir başlangıç tarihi ortaya çıkarılabilir mi? Yani mesela diyelim bugün bizim modern Kürt insanı dediğimiz şey yine sizin şu an ekranda gördüğünüz üzere sarı çizgilerle Zagros Dağları ve fay hattını görüyoruz. Bunun üzerine oturmuş bir Kürdistan haritası görüyoruz. Bu kabaca 1946'daki siyasal Kürdistan haritası esas alınarak çizilmiş bir haritadır. Yoksa Kürtler işte o sarı çizginin daha batısında ve daha doğusunda ya da daha güneyinde de yer alabiliyorlar. Şimdi bunların işte kabaca bugünkü modern Kürdistanlılar olarak gördüğümüz Zazalar, Kurmançlar, Soranlar, Lorlar ve Bektiyariler bu son iki grup birazcık daha böyle Kürdistan'dan
özellikle İran'ın etkisiyle birlikte kopmuş gruplardır. Peki bunlarla ilgili biz bir başlangıç noktasından bahsedebilir miyiz? Bir başlangıcı var mı gerçekten Kürtlerin? Veyahut bu coğrafyada, bu kültür havuzunda nasıl bir şey meydana gelmiştir? Nasıl bir modern insana uzanan kültürel homojenleşmeden, etnik homojenleşmeden bahsedebiliriz. Bu gördüğünüz haritada milattan önce 10 binden 7. bine kadar olan önemli yerleşim ve tarım alanlarıyla buluntuların haritasını görüyorsunuz. Yukarıda kuzeybatıda Cafer Höyük Malatya dolaylarında görülecektir. Daha aşağıda Urfa'ya doğru özellikle baraj altında kalan Nevala Çori. Diğer tarafta yine Fırat'ın batısında Gretil ve Hayaz'ı görüyorsunuz. Dicle Nehri'ne doğru Çayönü ve Çemi Kalan'ı görüyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde Grimraza'yı yani Göbekli Tepe'yi göreceksiniz. Ki burası aslında 15-20 tane tepeden oluşan farklı birbirlerine yaklaşık işte beşer onar kilometre uzaklıkta birçok buluntunun olduğu yeni keşfedilen şeylerdir ki bunlardan bir tanesi Grekeçela. Türkler ona da Karahan Tepe adını verdiler ve netice itibariyle birazcık da Türkleştirerek piyasaya sürdüler. Orada da çok fazla yine milattan önce 10 binden kalma 10 bin ile 7 bin arasına tarihlenen çok fazla tepe görülüyor. Yine aynı şekilde onların güneyinde Kermez ve Mehzele, diğer taraftan Nemrik'i görüyorsunuz. Ve biraz önce bahsetmiş olduğumuz özellikle güney ve güneybatı Kürdistan'a doğru Şanidar, Zevçemi, Şimşara, Kerimşar, Cermo mağaraları, Zerza ya da Zerzi olarak bilinen mağara sistemlerinin bulunduğu bölgeyi göreceksiniz. Yine Kürtlerin orada yoğun bir şekilde bir araya geldiklerini zaten şeyde göreceksiniz. Ve yine aynı şekilde daha çok Lur bölgesinde Alikuş olarak bilinen kısmı siz göreceksiniz. Şimdi milattan önce 10 bin yılı neden önemli? Zira son buzul çağının bitişi kabul ediliyor bu tarih ve jeolojik bazı değişimler meydana gelmiş. Hem de erken neolitik çağın yani mezolitik olarak bilinen çağın başlangıcı olduğu için bir milat olarak kabul edilebilir. Mezopotamya kültürlerinin milattan önce 3000 yılındaki yükselişine kadarki dönemde arkadaşlar Kürdistan dağları ve ovalarında birçok teknolojik gelişme yaşanmıştır. Tarım ortaya çıkmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Burada kabaca bereketli hilal olarak bilinen bölgeyi görüyorsunuz ve Kürdistan merkezli tarım ve hayvancılık devriminin hangi hayvanlara ve bitkilere denk geldiğine dair bir harita görüyorsunuz. Burada domuzdan tutun koyuna, keçiye, işte ineğe, oradan tutun mısıra, çeltiğe ve buğdaya kadar bulunan tarım ürünlerini göreceksiniz. Netice itibariyle de burada tarım ortaya çıkmış, hayvanlar evcilleştirilmiştir. Kürdistan'ın engebeli arazilerinden Basra Körfezi'ne yapılan göçler erken Mezopotamya maddi kültürünün ve düşüncesinin de temelini atmıştır. Yine bu bir problemidir. Bir tartışma konusudur. Mezopotamya kültürü bir milat kabul edilir. Veyahut işte Sümerleri falan duymuşsunuzdur. Çünkü bunlar yazı gibi bir şey icat etmişlerdir. Bu yazıyla birlikte de dünyanın en önemli, en önemsenen kültürü haline dönüşmüştür Mezopotamya. Fakat bütün araştırmalar Mezopotamya kültürünün çok daha öncesinde Kürdistan'da bir kültür ortaya çıktığını ve bu kültürün yavaş yavaş aşağıya doğru göç ettiğini ve eninde sonunda milattan önce 3000 yılında da böyle yükselişe geçen Mezopotamya kültürünü doğurduğunu gösteriyor. Yani sevgili arkadaşlar, Mezopotamyalılar aslen Kürdistanlılardır. Yani Mezopotamya hem coğrafik olarak Kürdistan'ın bir devamıdır hem de diğer taraftan kültürel olarak Kürtlerin, Kürdistanlıların bir devamıdır. Orta ve Güney Kürdistan'da
bir mağara sisteminden bahsetmek gerekiyor. Yine sizin ekranınıza bir harita paylaşacağım. Orta ve Güney Kürdistan'daki mağara sistemlerinde demin bahsettiğimiz Şanidar mağarasında 65 bin yıllık kesintisiz bir yerleşim düzeni keşfedilmiş. Bu süreç kabaca yazı sistemlerinin bulunması dönemine kadar Kürdistan'daki varlığını sürdürmüştür. Zamanla yerlerini köy ve şehir gibi modern yerleşke sistemlerine bırakmışlardır. Fakat bunlar 2000'li yıllara kadar Urfa ve Hasankeyf'te yaşanmaya devam etmiştir. Hasankeyf sular altında bırakılmadan önce aktif bir mağara yerleşkesine sahiptir. Urfa'daki mağara yerleşimleri kısa bir süre önce turizm bölgesine yerleştirilmiştir. Haritada gördüğümüz üzere Şanidar, Zevviçemi, Zerzi vesaire falan ta aşağıda Beysingar'a kadar yoğun bir mağara sistemi, özellikle Zagros Dağ sisteminin içerisinde bir mağara bölgesi vardır. Şanidar mağarası, ki zaten şeklinde de bakarsanız tam bir Kürdistan haritasına benzeyen bir ağzı vardır. Bu mağara ve çevresinde yüzlerce, binlerce yerleşime açık mağara görülmüşlerdir. Fakat bunlar özellikle Mezopotamya'daki kültürün ortaya çıkması, modern köylerin atalarının ortaya çıkmasıyla birlikte yavaş yavaş boşalmışlardır. Fakat mesela diyelim Kuzey Kürdistan'da yine bu kültürün devamı olan mağara yerleşimleri günümüze kadar sürmüştür. Örneğin Urfa mağara yerleşimleri bunlardan bir tanesidir. Resimde de gördüğünüz üzere çok kısa bir süre önce buradan insanlar yavaş yavaş çıkartıldılar ve bunların bir kısmı otellere dönüştürüldü. Yine aynı şekilde Hasankeyf'in mağara yerleşimleri vardı. Ben ilk kez bu mağaralara gittiğim zaman 2000 yılının Ocak ayıydı. 99'un Aralığı ya da Ocak ayıydı Hasankeyf'e ilk gittiğimde. Ona çok şaşırmıştım. Yani insanlar hala mağarada yaşıyorlar ve hatta biz arkadaşlarla espri yapmıştık. Ya 3+1 acaba burada ne kadardır bir ev tutacak olursak mağaralar, çünkü gerçekten 3+1 şekilde oyulmuşlardı. İşte bu mağara sistemleri de kabaca Kürdistan'da yaşamaya devam etti. Erken Taş döneminde Kürdistan toplulukları Orta Doğu ve Avrupa'daki benzer topluluklarla aynı sisteme sahiptir. Yani diğer topluluklarda da yine böyle mağara sistemleri görülüyor. Fakat Neolitik dönemde gelişmiş teknolojik bir toplum ortaya çıkmış. Düşük yoğunluklu avcı toplayıcı ekonomiden yüksek yoğunluklu yiyecek üretici ekonomiye geçiş yapılmıştır. İşte tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte o toplayıcı avcı Kürtlerin yavaş yavaş başka bir form aldıklarını görmekteyiz. Kırım-Mıraza yine çok önemli bir yerdir. Bu keşifle birlikte Urfa ve Mardin arasındaki bölgede bir dizi arkeolojik alan Kürdistan topluluklarında diğer bölgelerden en az 6000 yıl önce mimari tasavvur ve soyut düşüncenin geliştirilmiş olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Sosyoloji açısından örneğin köylüler ile kentliler, köylüler ile şehirliler arasındaki temel fark birisinin soyut düşünceye sahip olması, diğerinin olmayışıdır. Yani mesela diyelim bugün Kürdistan'da köylere gittiğiniz zaman iyi mimari eserlerle karşılaşmıyor oluşunuzun temelinde soyut düşüncenin gelişmemiş olması vardır. Fakat diyelim aynı şekilde işte Urfa, Mardin gibi şehirlerin mimarilerine baktığınız zaman sizin karşınıza çok yoğun bir soyut düşünce biçimi ortaya çıkmıştır. Soyut düşünce dediğimiz şey nedir? Örneğin bir mimar bir evi yapmadan önce onunla ilgili bir düşünce geliştirir önce. Kapısı nerede olacak? Evin işte duvarları kaç metre olacak? Buna göre bir biçim belirler. İşte tam da bahsettiğimiz soyut düşünce aslında budur. Fakat mesela diyelim benim de yetiştiğim dönemde Kürt köylüleri şu şekilde ev yapıyorlardı. Bir tane oda yapıyorlardı. Sonra oğullardan biri evlenince ona da bir oda yapıyorlardı hemen yanında. Sonra bir tane daha olunca ona da bir tane ev yapıyorlardı. Sonra bir tane, bir bakıyordunuz tren gibi böyle birbirlerinin arkasına takılmış ya da bozuk bir biçimde. Yani bazı duvarlar eğri, işte yani evin bahçesi bilmem nesi falan hakikaten böyle fecaat şekilde bir biçimdeydiler.
Fakat şu görülüyor, mesela diyelim 12 bin yıl önce, biz şu an milattan sonra 3. bin yıldayız. Bizden önceki, yani bu 3 bin yıldan önce bir de 10 bin yıl var. Yani 12 bin yıllık bir süreçte Kürdistan'da soyut düşünce ortaya çıkmış. Yani adamlar taşa bakmış, taşı nasıl yontacaklarına dair bir düşünceye sahip olmuşlar. Onun üzerine nasıl bir figür yapacaklarına dair bir düşünceye sahip olmuşlar ve bunu kazımışlar. Yani bu sadece bir teknoloji meselesi değildir. Sizin elinizde en iyi teknoloji olsa bile, eğer sizin soyut düşünceniz yoksa, siz taşın üzerine herhangi bir şey yapamazsınız. Bu Urfa ve çevresindeki demin bahsetmiş olduğum taş tepelerin hepsinin bir arada göründüğü bir şeydir ve bunların hepsi milattan önce 10 bin yılına tarihleniyor. Yani buzlar erimiş, buzlar eridikten sonra kabaca bu bölgede hayat ortaya çıkmış. Peki bu bölgede hayat ortaya çıktıktan sonra en yakın bu mimari tasavvurların görüldüğü şeyler ne zaman? İşte Sümer'den bahsediyoruz, Mısır'dan bahsediyoruz ki bunlarla arasında 6 bin yıllık bir fark var. Sevgili arkadaşlar, bu yüzden mesela diyelim Göbekli Tepe'nin mimari tasavvuruna eğer bu çizimden bakacak olursanız, gördüğünüz üzere bir dairesel form, ki bugün bile bizim güneş ve dairesel olan şeyler bizim kültürümüzde hala kutsaldır. Bir daire, bir çember biçimi görüyoruz. Bu çember biçimi içerisine yerleştirilmiş taşlar görüyoruz. Yani bu kendiliğinden oluşabilen bir şey değildir. Ancak ve ancak sizin bir mimari tasavvurunuz ve soyut düşüncede bir gelişiminiz varsa ortaya konulacak bir şeydir. Yine aynı şekilde gördüğünüz üzere Göbekli Tepe'deki ya da Grimraza'daki bu taşlarda birçok hayvan figürü görüyorsunuz. Aslan görüyorsunuz. Bu zaten Kürdistan aslanları, Kürdistan kaplanları ta Roma dönemine kadar bile ünlerini koruyacak olan aslan türleridir. Bir erkek aslan görüyoruz burada. Kuyruğunu havaya kaldırmış. Bir hareket var. Yani öne doğru atılmış, dişlerini açmış. Belki bir av sahnesi, bunu bilemeyeceğiz. Çünkü şu an üzerinde çalışanlar da bunların tam olarak ne anlama geldiğine dair sadece çeşitli yorumlara sahipler. Fakat sağ taraftaki şeyde, sağ taraftaki taşta sevgili arkadaşlar 56 farklı hayvan görüyorsunuz. Bu hayvanların bir kısmı işte aslanlar gibi yırtıcı hayvanlar, bazıları evcilleştirilmiş hayvanlar, bazıları doğada görülmüş kuş türleri, bazıları sürüngenler. Yani yaklaşık olarak 14 mi 15 çeşit sürüngen çizilmiş mesela. Yine aynı şekilde aslanlar, kaplanlar gibi birbirinden farklı şeyler çizilmiş. Farklı kuş türleri görüyoruz yine aynı şekilde. Bunlar çok önemli şeyler sevgili dostlar. Yine aynı şekilde milattan önce 9. bin yıla tarihlenen ve daha sonra baraj altında kalan Nevala Çori'de bir kase görüyoruz. Alçı taşından yapılmış bir kase, yani haberge dediğimiz Kürtçe'de bir taş biçiminden yapılmış bir kase görüyorsunuz ve bu kasenin üzerinde aralarında bir kaplumbağayla halay çeken iki tane Kürt atası görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kaplumbağaya baktığınız zaman biraz biçimi bozuk gelebilir size. Fakat geçen gün bir Fırat kaplumbağası 2 yıl önce yeniden görüldü. Soyunun tükendiği sanılıyordu. Tekrar Fırat'ta bu kaplumbağa türü ortaya çıkmış. İşte bugün siz çok fazla halay çekiyorsunuz. Halay Kürt'ün yogasıdır gibi espriler yapıyorsanız bizim 10 bin yıl önceki atalarımıza borçlusunuz. Zira adamlar kaplumbağayla bile dans etmeyi başarmışlar ve bunu bir kasenin üzerine işleyebilmişler. Bunu siz Urfa'daki müzede görebilirsiniz. Şimdi bu tabii aynı zamanda bugün sadece maddi bir kase olarak düşünülmemeli. Demin belirttiğim üzere halayın ilk, dansın ilk formu olarak görülebilir. İlk olarak bir maddi cisme nakşedilmiş dans
figürini olarak tarihe geçmiş bir şeydir bu. Diğer taraftan bugün özellikle Alevi mıntıkalarında kaplumbağaların uzun yaşam anlamına geldiği ve kutsal kabul edildiği de bilinmelidir. Hızır kültürü olarak bildiğimiz ve bugün Alevilikte yaşayan kültürde kaplumbağa özellikle Hıdır'ın üzerine bindiği hayvan olarak resmedilmiş ve aynı zamanda bununla ilgili şeyler de devam etmektedir. Sözlü anlatılar da devam etmektedir. İşte Kürdistan coğrafyası sevgili arkadaşlar konumu itibariyle bereketli hilalin kuzeyinde yer alıyor ve burada birçok türün ilk evcilleştirilmesi yapılmıştır. Burada yine yiyecek üretim tarzları ortaya çıkmıştır. Yeni endüstriyel ürünler icat edilmiştir. Bu kültür önce komşu Mezopotamya ovalarına, ardından İran platosuna, ardından Mısır ve Anadolu'ya, daha sonra Avrupa, Hindistan ve Uzak Asya'ya yayılmıştır. Yani bugün kabaca bizim modern dünyada gördüğümüz ne kadar çok şey varsa, bugün bu modern tarım ürünleri, endüstriyel ürünler, bunların çoğu neredeyse sanayi devrimine kadar ve hala da Kürdistan'ın birçok mıntıkasında o iptidai, o ilkel aletler kullanılmaktadır. Bunların hepsi Kürdistan'dan bütün dünyaya yayılmış ürünlerdir, teknolojik ürünlerdir. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, bezelye, mercimek, yonca, üzüm ve nohut ürünleri ilk olarak milattan önce 9 ile 10 bin yıl arasında Kürtlerin ataları tarafından ıslah edilmiştir. Yani mesela bugün baktığımız zaman işte bir buğdayın ekilmesi, biçilmesi, arpanın ekilip biçilmesi bize çok normal gelebilir. Fakat bu işler gerçekten böyle değildir. Çok zor işlerdir. Hele hele birisinin ilk olarak bunu düşünmesi, yahu biz bu tohumu ekersek, işte bir yıl boyunca da su verirsek, beklersek bu tohum çatlayacak, sonrasında büyüyecek. Biz oradan tekrar bu ürünü elde edeceğiz. Bir tane ekeceğiz, 30 tane şey çıkacak başaktan. Bunu düşünebilmesi ciddi manada bir meseledir. Ve diğer taraftan tohumların ıslahı çok zor bir mesele. Çünkü birçok yabani ürün var, tohum var. Bunların hangisinin daha elverişli olacağı, hangisinin tadının size uygun olacağı çok önemli meselelerdir. Mesela Diamond, adamın ismini unuttum, Tüfek, Mikrop, Çelik adlı bir kitabı var. Bu kitapta türlerin evcilleştirilmesiyle, tohumların ıslahıyla ilgili bir bölüm var. Lütfen mutlaka okuyun, okumanızda fayda olacaktır. Jared Diamond. Şimdi kabaca Kürtler bu tohumları ıslah etmişler, onunla da yetinmemişler. Bir de teknoloji üretmişler ve bugün mesela Hint-Avrupa dilleri olarak bildiğimiz diller var. Yani değil mi? İşte Avrupa'dan tutun Hindistan'a kadar bir alanda konuşulan ve birbirleriyle akraba olan şeyler var, diller var. Bu dillerin arkadaşlar akrabalık seviyesi en yüksek kelimeleri tarım ile ilgili kelimelerdir. Bu yüzden Hint-Avrupa kültürünün bir tarım kültürü olduğuna dair tezler vardır. Yani tarımın gelişmesiyle birlikte bu kültür gelişmiştir. Biz tarımın Kürdistan merkezli olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle tarım Kürdistan'dan yayıldı. Daha sonrasında tekrar Kürdistan'a geri döndü ve böyle bir Hint-Avrupa kültürü oluşmuş oldu. Evcilleştirilen hayvan türleri var. Bunlar keçi, koyun, domuz, köpek ve ineğin kalıntıları Kürdistan'daki koteberçe. Yani bugün Diyarbakır dolaylarındaki çay önünde Gençdara yani Kirmanşah'ta ve Cermo mağarasında yani Süleymaniye'de bulundu. Gremraza stelleri üzerinde demin de size gösterdiğim üzere evcilleştirilmiş olabileceği şeklinde yorumlanan hayvan figürinleri bulunmaktadır. 8. bin yılda tarım için günümüze kadar kullanılan tarım teknolojileri, tahıl işleme takımları, değirmen ve dibek taşları artık bütün Kürdistan'da görülmüş ve bu bölgeden ihraç edilmeye başlamıştır. Yani milattan önce 10 bin ile 8 bin arasında kabaca biz tarımın Kürdistan'da yayıldığını, Urfa ve çevresinden yayıldığını,
Ve milattan önce 8. bin yıldan itibaren de komşu bölgelere ihraç edilmeye başlandığını görüyoruz. Yani hem düşünsel olarak hem de maddi olarak. Mesela değirmene ihtiyacınız var. Çünkü niye? Buğdayı üretiyorsunuz. Buğdayın tohumunu alıyorsunuz ve bu kuruyor. Çok sert. Onu kuru bir şekilde siz çiğneyemiyorsunuz. Çünkü dişleriniz onu kıramıyor. Mecburen onu bir taşla şey yapmanız lazım, ezmeniz lazım. Dibek taşları işte taşı sürtersiniz bir diğer taşa. Arada bir tane şey vardır. Buğday tohumları vardır örneğin. Onu kıra 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 una çevirir. Ya da destar dediğimiz değirmenler, el değirmenleri üretilir. Fakat sonrasında daha büyük değirmen taşları üretilmiştir. Ki Kürdistan'ın birçok köyünde bu eski devirlerden kalma değirmen taşları hala bulunmaktadır. Biz yavaş yavaş bu kültürün Kürdistan'dan diğer bölgelere göre yayılmaya, onlara ihraç edilmeye başladıklarını da görüyoruz. Milattan önce 5 ile 6. binlerde Kürdistan'ın kuzeyinde özellikle yine Kote Berçem'de yani çay önünde Kürtlerin madenciliğe başladığı görülmektedir. Madencilik yine çok önemli. Zira mesela sizin daha önce elinizde demir yok. Milattan önce 10.000'den milattan önce 5-6 binlere kadar elinizde demir yok. Demir olmayınca gisin dediğimiz pullukları üretmeniz mümkün değil. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Sert ağaçları kullanarak mesela tarımı yapabiliyorsunuz. Yavaş yavaş demircilik ve madencilik meydana çıkıyor. Demir, bakır, kalay ve bronzun işlendiği görülüyor Kürdistan'da ve diğer topluluklardan en az 2000 yıl önce bu madenlerden çeşitli aletler yapılıyor arkadaşlar. Yani bugün Kürtler her ne kadar her şeyde çok geri olsalar da bir zamanlar herkesten 2000-3000 yıl daha ileride bir yerde duruyorlardı. Milattan önce 8. bin yıldan itibaren Kürdistan'da bu sefer pişirilmiş çanak çömlek kültürüne rastlanır. Bu dayanıklı ev aletlerinin ve heykelciliğin gelişimi açısından bir millat olarak kabul edilir. Yani milattan önce 8. bin yıldan itibaren bu sefer mesela diyelim sizin işte suyu getirmek için kaseye ihtiyacınız var. Ya da yemek pişirmek için sizin çömleğe ihtiyacınız var. Bunlar yine Kürdistan'da ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 1000 yıl içinde bu kültür Orta Doğu'nun diğer bölgelerine özellikle İsrail'deki Hayfa taraflarına kadar ulaşmıştır. Ve diğer taraftan Ürdün ile İsrail arasındaki Eriha bölgesinde yine çanak çömleklere, Kürdistan usullü çanak çömleklere rastlandığını görmekteyiz. Yine milattan önce 3500'lerde cam teknolojisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu cam teknolojisini yaklaşık olarak 2000 yıl sonra Çinliler yeniden keşfediyorlar. Ve milattan önce 1. bine denk geliyor bunların cam keşfi. Fakat Mardin'de Germaf yani Dar Geçit'in Ilısu köyünde boncuklu tarlada Kürdistan'daki boncuk kültürünün 12 bin yıla kadar uzadığı görülüyor. Yani bugünkü kabaca boncuk ve süsleme kültürü de yine Mardin ve bölgesinden yayılmış ki hala bu kültürün izlerini biz o telkari işlemelerden tutun şeye kadar çok net görüyoruz. Milattan önce 8. bin yıl içinde Kürtlerin ataları modern dönemde kullanılan dokuma tekniğiyle kumaş yapmaya başlamışlardır sevgili arkadaşlar. Daha önce insanlar üşümemek için hayvan derilerinden postlar kendilerine dikiyorlardı ki mesela Homo sapiens'in ayakta kalabilmesinin sebeplerinden bir tanesi o. Bunlar iğne ile bir şeyi dikmeyi öğreniyorlar ve kendilerini soğuktan koruyabiliyorlar. Buzul çağı geldiği zaman patır patır neandertaller dökülmeye başlarken Homo sapiensler ayakta kalabiliyor. Mesela Kürtlerde hala işte dikim işleriyle ilgili kullanmış olduğumuz derz kelimesi, iğne anlamında derzi kelimesi, diken anlamındaki terzi kelimesi, İngilizceye elbise anlamında geçen dress ve bizdeki keras sözcüğü veyahut ilk elbiseyi diktiğine inanılan peygamberin İdris yani İdris
yani diken kişi anlamındaki bir ismi var. Kültürleri hala çok canlıdır ve kullanılmaya devam ediyor. Şimdi sadece bir kumaş veyahut işte yünden, tabii siz hayvanı evcilleştirdiğiniz zaman hayvandan yün elde ediyorsunuz. Bu yünden de işte yastık üretmeye başlıyorsunuz, elbise üretmeye başlıyorsunuz ve diğer taraftan da kilim kültürleri ortaya çıkarıyorsunuz. Tevin kültürü, Kürt kilim kültürünün bir atasıdır. Bugün özellikle Hakkari ve bölge etrafındaki bölgede özellikle Jirki kilimleri dünyanın en kıymetli halıları arasında bulunmaktadır. Milattan önce 8. bin yıl içinde Kürtlerin ataları yine kayıt tutma işlemleri bulmuşlar sevgili arkadaşlar. Kil sikkeler ve silindir mühürler ortaya çıkmış yine burada. Bu ihtiyaç yazının bulunmasını tetiklemiştir. Yazının kendisi değildir ama yazının ortaya çıkmasını sağlamış bir kültürdür. Hamedan ile Kirmanşah arasında bulunan Kengaber ve Godintepe kazılarında dünyanın ilk ticari kayıt sistemine denk gelinmiştir. Bu durum yazının kökenini Kürdistan'a dayandırmaktadır. Fakat milattan önce 3. bin yılda Mezopotamya büyük bir yükselişe geçmiş, yazının gelişimi bakımında da Kürdistan'ı geride bırakmıştır. Bu daha ileri bir teknoloji olduğu için de kabaca Mezopotamya kültürü Kürdistan'ı geride bırakmıştır. Yiyecek bolluğu milattan önce 10 binden itibaren nüfus patlamasını beraberinde getirmiştir. Yiyeceğin bolluğu ne demektir? Siz hayvanları evcilleştirirseniz, siz tohumları evcilleştirirseniz, ıslah ederseniz, yani işte buğday ekiyorsunuz, arpa ekiyorsunuz, mercimek ekiyorsunuz, bunların hepsi sizin için yiyecek. Diğer taraftan sizin hayvanlarınız var, koyununuz var, keçiniz var, domuzunuz var. Bunları yiyorsunuz ve bu gıda bolluğu doğal olarak nüfusun patlamasına sebep oluyor. Daha önce mesela göçebe toplumlar var. O göçebe toplumlar henüz mesela at yok ortada, eşek yok, binebilecekleri bir binek hayvanı yok. Bunlar 40 kişilik gruplar şeklinde yürüyorlar. 40 sayısının kültürlerde bu kadar kutsal olmasının temelinde o vardır. Mesela 40'tan fazla olamıyorlar bir türlü. Oldukları zaman sistemi idare edemiyorlar. Bu sebeple en fazla 40 kişi olmak üzere bir grup şeklinde sürekli göç eden tayfalar olarak hayatta kalıyorlar. Fakat Kürdistan'da tarım icat edildiği için doğal olarak da yerleşmeye başlıyorlar ve köy prototipleri oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bu da doğal olarak nüfus patlamasını beraberinde getiriyor. Keşfedilen alanlarda kabaca 15 bin olarak hesaplanan Kürdistan nüfusu 1000 yıl içinde 10 kat artarak 150 bin kişiye kadar çıkıyor. Kote Berçem'de, Tıtriş'te, Kilis'te yani Oylumhöyük, Kote Berçem demiştik, Çermo, Tepe Geure, Gencdara, Giyan gibi yerleşim alanları Eriha ile, demin bahsetmiştik İsrail'de, Yahudiye ile birlikte dünyanın ilk şehirleri kabul edilirler sevgili arkadaşlar. Şehir dediğimiz şey bugünkü kadar kabaca büyük değildir. Fakat düşünün, eskiden sizin 40 kişilik gruplarınız vardı. Köylere yerleştiniz, 100 kişilik gruplar oluştunuz. Fakat kabaca 1000 kişiyi bulduğunuz zaman bir şehir inşa etmeniz gerekiyor. Ve nitekim de 1000 kişilik grupların, 1500 kişilik grupların şehirler oluşturduğunu görüyoruz. Kürdistan topraklarının zenginliği ve dağlı bölgelerin savunmasının kolaylığı sevgili arkadaşlar Kürtleri tembelleştirmiştir. Bugün bile bir düşman Kürdistan'a saldırdığı zaman Kürtler sırtlarını dağlara verirler ve yavaş yavaş dağa doğru kaçarlar. Yani hatırlayın mesela Saddam Hüseyin kimyasal atıyor Kürtlere. Kürtler biz de sana kimyasal atarız falan demiyor. Ne yapıyor? Dağlara doğru kaçıyorlar. Bu kabaca Kürdistan'da bir tembellik meydana getirmiştir. Bürokrasi ve orduların gelişimini engellemiştir. Bu sorun demin de söylediğim üzere Kürdistan'da da devam etmektedir. Kürdistan'da yerel yönetimlerin küçük olarak kalmasının temel sebebi kaynakların insanlara yetebilmesidir sevgili arkadaşlar. Yani ne kadar çok zenginseniz o kadar çok tembelleşiyorsunuz ve üretim yapma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Fakat mesela Mezopotamya'nın güneyi veyahut Mezopotamya kültürü olarak bildiğimiz kültür
kaynak kıtlığına sahiptir. Bu sebeple bunlar daha iyi organize olmak zorunda kalmışlardır. Böylece sıkı bir yönetim ihtiyacı ortaya çıkmış. Düz ovaların ortasına büyük şehirlerin kurulması için de büyük bir bürokratik örgütlenme ihtiyacı meydana gelmiştir. Askeri düzen oluşmuştur ve savunma sanayisi oluşmuştur. Yani siz dağlardasınız, sizin savunma sanayisine ihtiyacınız yok ki. Yani mesela benim çok komiğime gidiyor sürekli, yani her karşılaştığımda gülerim buna. Ksenofon Kasrik'ten geçiyor, işte bugünkü Cizre yakınlarındaki şeylerde, bu Kardoki'lerin alanından geçiyor, Botan Vadisi'nden. Kürtler onlara taş atıyorlar. Aradan 2300 yıl geçmiş, mesela Kürtler hala işgalcileri taş atıyor. Hiç fark ettiniz mi mesela? Hiç şey değişmemiş. Yani çünkü hakikaten savunma sanayisine ihtiyacınız yok. Dağdaysanız, dağlık bir alandaysanız yukarıdan bir taş yuvarlamanız yetebiliyor. Fakat mesela Mezopotamya'da bu böyle değil. Bu sebeple savaş sanayisinin geliştiğini görüyoruz. Diğer taraftan bürokratik örgütlenme çok çok önemli. Mesela topluluk adına yönetebilecek birilerinin ortaya çıkması doğal olarak devlet denilen düşüncenin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Fakat Kürdistan'da günümüzde de gördüğümüz üzere, Kürt aşiret sisteminde de görüleceği üzere daha küçük birimler şeklinde bir örgütlenme meydana geliyor. Dağlık arazi yerine de ordular yerine daha çok küçük gerilla birlikleri ortaya çıkıyor. Kürtler hala peşmergesi de gerillası da işte gerilla birlikleri şeklinde hala Kürdistan'da savaşıyorlar. Milattan önce 6000 ile 500, 5000 yılları arasında Halef kültürü ortaya çıkmıştır. Sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz haritada yine aynı şekilde bir kültür homojenleşmesi olduğunu görüyoruz. Ve bu milattan önce 6000 ile 5000 dolaylarında ortaya çıkan bir kültüre atıf yapılmak için kullanılan bir isimdir. Tıl Halef aslında Haseke'deki Tıl Halef bölgesinde bu kazılar başladığı için bu ismi almıştır. Bunların ilginç bir özelliği var. Bu şeyde gördüğünüz pembe renkli alanda ve biraz daha açık pembede de onun etki alanlarındaki şeyi görüyorsunuz ki aşağıda Beyrut'a kadar, batıda da Mersin dolaylarına kadar uzanan bir bölgedir. Diğer taraftan da Godin Tepe'ye kadar, yani Hamedan ile Kirmanşah arasındaki bölgeye kadar uzanmaktadır. Ve diğer taraftan da bugünkü özellikle Türkiye, Suriye, Türkiye, Irak, İran, Irak ve İran-Türkiye sınırları üzerindeki bölgeleri kapsayan bir bölge görüyorsunuz. Bunlar temelde tek biçimli sağlam yerleşim birimleri ve boyanmış çömlekleriyle öne çıkan bir kültürdür. Bu Kürdistan'daki ilk modern homojenleşmeyi kanıtlar. Yani daha önce küçük küçük parçalarda çeşitli Kürt ataları yaşarken, milattan önce 6 ile 5000 yılları arasında başlayan bu dönemde bir homojenleşme görüyoruz. Nedir bu? Bunlar aynı büyük ihtimalle dili kullanıyorlar, aynı şekilde giyiniyorlar, aynı şekilde yemek yapıyorlar, aynı şekilde tarım yapıyorlar. Bütün o tarım takımlarından tutun şeyine kadar, çömleklere kadar hepsinde benzer biçimleri ve benzer şekilleri görüyoruz. Bu aynı zamanda belki bugünkü modern Kürt homojenleşmesinin de atası kabul edilebilir. Neredeyse Kürdistan'ın bütününde bu maddi kültürün izleri bugün bile görülüyor. Çömlekler üzerindeki motiflere, ki bir iki tane örnek vereceğim size. Siz biraz şeyle uğraştıysanız eğer, mesela bizim kuşağımız biraz daha şanslıdır, köylerde büyüdüğümüz için bu çömleklerde görmüş olduğumuz şekilleri birebir o dönemin ürünlerinde de gördük. Mesela diyelim sol üst tarafta bulunan güneş formu Urfa'da hala kullanılan bir formdu. Yine aynı şekilde sol altta bulunan şeyde bir kuş göreceksiniz. Bu turna kuşudur.
ki bu turna kuşunun modeli bugün bile bozulmadan hala devam ediyor. Diğer taraftan demin de söylediğimiz üzere özellikle Alevi kültüründeki turna söylenceleriyle de eşleşen bir şeydir. Diğer taraftan Serhat bölgesinin özellikle Dengbeş kültüründe Kulunk kültürüyle ortaya çıkmıştır. Yine sağ taraftaki Tılhalef seramiği önemlidir. Burada da dağ ve güneş formuyla yapılmış bir çömlek göreceksiniz ki bu şekiller hala da görülüyor. Eğer merak edip açarsanız örneğin Kürdistan Demokrat Partisi İran'ın logosu bu şekildedir hala. Diğer taraftan sol tarafta yine göreceğiniz üzere bir dağ keçisi işlenmiş bir seramik göreceksiniz. Ki biz bile bugün Pakurd'un logosunda bu formun aynısını kullanmaktayız. Yine sağ taraftaki çömlekte bugün bile kilimlerde, Kürt kilimlerinde kullanılan formları göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi de özellikle hakip dediğimiz heybe türlerinde görülen motiflerdir. Ve yine hayat ağacı şeklinde özellikle Tevin kültüründe biz bunları görüyoruz. Bu çömlekler üzerindeki motifler yani bugün bile hala Kürt süsleme sanatlarında kullanılıyor. Bu kültürel homojenleşmenin sınırları Hamedan'dan başlıyor. Van Gölü'nün güneyinden Elazığ'a ulaşıyor. Malatya'yı da içine alarak Mersin'e kadar uzanıyor. Bu kültür güneyde Asin Nehri'nin Asin Nehri'nin doğusuna alarak Beyrut'a kadar ulaşıyor. Rakka bölgesini içine alarak tekrar güneye yönelen bu kültürel ok, bütün Güney Kürdistan'ı kapsayarak Sirvan Nehri'nin Dicle'ye karıştığı bölgeyi de içine almaktadır. Bu harita temel bir Kürdistan haritası olarak da yorumlanabilir sevgili arkadaşlar. Milattan önce 4000'de Kürdistan'da Hurri dönemi başlamaktadır. Bunu daha sonra ayrıntılı işleyeceğiz. Bu dönemden itibaren Mezopotamya'nın Kürdistan medeniyetini geride bıraktığı görülür. Mezopotamya'da yazı gelişir. Kürdistan'da ise daha ilkel formları, demin de bahsetmiş olduğumuz üzere bu sikkeler ve kil tabletler görülür. Bunlar da şöyledir sevgili arkadaşlar. Mesela diyelim ben ve bir arkadaşımız ticaret yaptık. Ben ona 10 koyun sattım. 10 tane çizgi atıyorlar. Sonra onun etrafını çamurla kaplıyorlar. Tabletin etrafını. Ve saklıyorlar. Yarın öbür gün aramızda bir ihtilaf çıktığı zaman gidiyoruz onu açıyoruz bak diyoruz 10 tane koyunu işaretleyen şey var, çizgi var bunun üzerine. Bu böyleyken mesela Mezopotamya'da bu çok daha ilerliyor. Adamlar 10 ve koyun yazabiliyorlar mesela çivi yazısıyla. Böylece kabaca Mezopotamya kültürünün ataları olan Kürdistan medeniyetini geride bıraktığı görülür. Kürdistan'da ise daha ilkel bir form benimsenmeye devam eder. Mezopotamya'da yönetimler, merkezi yönetimler yaygınlaşır. Yani küçük devlet modelleri, şehir modelleri ortaya çıkar. Fakat Kürdistan'da klan yönetimleri, yani aşiret yönetimleri, küçük yönetim birimleri geleneği sürdürülür ve bu hala sürdürülmeye devam eder. Mezopotamya'da şehirleşme meydana gelirken Kürdistan'da yerleşim birimleri köy olarak kalmaya devam etmiş ve mağara yerleşimleri de varlığını sürdürmüştür. Bu durum yerleşik kültürünü değiştirmekte zorlanan bir Kürdistan gerçeğini ortaya koymaktadır. Yani modernleşme ile birlikte her ne kadar biz şu an işte şehirlere yavaş yavaş dolmaya başladıysak bile aslında bizim geleneksel kültürümüzü değiştirmekte zorlanan bir yapıda olduğumuzu kabaca bu durumda bize gösteriyor. Yazıyla birlikte tarihsel bir dönem başlamıştır. Tarih Sümer'le başlar diye bir şey duymuşsunuzdur sevgili arkadaşlar. Tarih dediğimiz şey zaten yazıyla ispatlanabilen şeydir. Mesela bu yüzden prehistoria, yazılı dönem öncesi yazılı olmayan tarihi anlatmak için bir şeyimiz var, kavramımız var. Birçok kaydın, olayın kayıtları tutulmaya başlamıştır. Bu sebeple Kürtlerle ilgili daha net bilgilere bu dönemle birlikte ulaşılır. Kürtler bugün her ne kadar Hint Avrupalı bir dil konuşsalar da
Yani İranî bir dil konuşurlar. Bu onların tümden Aryan olduklarını göstermez. Fakat bizim bildiğimiz milattan önce 2000 yılında o civarlarda özellikle kuzeyden ve doğudan yani Kürdistan'ın doğusu ve kuzeyinden Aryan göçleri gelmiş ve Kürdistan yavaş yavaş Aryanleşmeye başlamıştır. Yani daha önce Kürdistan'da bir Tılkalef kültürünün olduğu bir yapı var. Belki onun öncesinde Gremraza ve çevresi. Onun üstüne bir Huri tabakası gelmiş. Daha sonra onun üzerine de Hint-Avrupa tabakası binmiş. Şimdi mesela diyelim bugün DNA kayıtları diye bir kayıt var. Yani daha önce mesela Kürtler nedir diye sorulduğu zaman Hint-Avrupalıdırlar. Niye? Ya arkadaş konuştukları dil Hint-Avrupalı bir dildir. Hint-Avrupa'nın İran dilleri, İran'ın da Batı İran kolundandır diye bir şey yapıyorduk. Mesela bu daha önce böyledir. Özellikle Tevrat tarih anlatısı gereğiyle daha önce özellikle dinlerin tarihi konuşulurdu. Bu modern dönemde dillerin tarihini konuşmaya başladık. Yani işte Hint Avrupalılar diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Bunlar arasındaki akrabalığı dile dayandırıyorsunuz. Fakat düşünün mesela biz bugün bir Kürdistani Parti'nin siyasi mektebinde bile biz şu an ne yapıyoruz? Türkçe konuşuyoruz. Bu bizim Türk olduğumuzu gösterir mi? Göstermiyor. Peki Hint Avrupalı bir dil konuşmamız bizim Hint Avrupalı olduğumuzu gösterir mi? Göstermez. Ama mesela 100 yıl, 200 yıl önceki anlayış temelde dil aileleri üzerinde milletleri tasnif etmekti. Bu yüzden de dinlerin tarihi, dillerin tarihi konuşulurdu. Özellikle 90'larda DNA'ların bulunmasıyla birlikte, DNA sisteminin keşfedilmesiyle birlikte biz artık kanın tarihini konuşmaya başlıyoruz. Bu yüzden de özellikle Kürdiş DNA projekte biz bunu çalışmaya çalıştık uzun bir süre ve kabaca şunu gördük. Kuzey Kürdistan'da 5 farklı DNA tipi var sevgili arkadaşlar. 5 farklı DNA tipi. Yani en az Kürtler 5 farklı haplogrubun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir millettirler. Şimdi mesela diyelim Hint Avrupalıların genel bir haplogrubu var. R1A1 sınıfı. Bunu Kürtlere uyguladığınızda acaba yüzde kaçı şeydir? Kürtlerin Hint Avrupalıdır diye baktığınızda özellikle Zazalarda bunun çok fazla olduğunu görüyoruz. O da %25. Peki geriye kalan Zazalar, onların hepsi Kürdistan'ın bir önceki tabakalarından kalma kişiler. Kurmançlarda bu oran %12. Yani ancak işte hepsini toplarsanız en fazla dörtte birinin, beşte birinin Hint Avrupalı olduğunu söyleyebiliriz Kürtlerin. Onun dışında mesela benim akrabalarımdan, benim arkadaşlarımdan DNA testini yapan arkadaşlar var. Örneğin bir tanesi Mardinli, 28 bin yıldır aynı köyde oturuyor sevgili arkadaşlar. 29 bin yıldır sadece ve sadece 8 kilometre yer değiştirmiş. Yani 28-29 bin yıl önceki bir atası Mardin'in bilmem hangi köyünde görülüyor ve o şu an 8 kilometre kuzeyinde yaşıyor. Böyle bir durum var. Hint Avrupa'dan kastımız Hindistan'dan Avrupa'ya kadar bir dönem, tarihin bir döneminde bu hala tam anlaşılamadı ve merkezi tam Kürdistan olmak üzere ortak bir kültür var. Hem dilsel olarak, hem inançsal olarak, hem kültürel olarak ve hem de etnik olarak bir ortak kültür var. Bu kültüre biz Hint-Avrupa kültürü diyoruz. Bunlar birbirlerine yakın diller konuşuyorlar. Örneğin gramatik olarak Kürtçe ile İngilizce ile Hintçe birbirine çok çok benziyor. Bazı farklılaşmalar meydana gelmiştir. İşte bunların bir kısmına biz Aryenler diyoruz. Özellikle bugün İran kelimesinin de kökeni olan Aryenlerdir. Yani bu Aryen ismi bugün İran'a dönüşmüştür. Büyük ihtimalle Arapça telaffuzu olarak İran ortaya çıkmıştır. İşte biz Aryenlerin batı kolunu şu an oluşturuyoruz. Fakat bu bizim tamamıyla Aryen ya da Hint Avrupalı bir kültür olduğumuzu göstermiyor. Bizim diğer taraftan DNA'lara bakıldığı zaman 20-30 bin yıldır Kürdistan'da bulunan, 50 bin yıldır Kürdistan'da bulunan atalarımız da var. Ve bunlar
daha çoğunlukta. Yani bugün Hint Avrupalı bir dil konuşuyoruz ama nüfusumuzun kabaca %80'i aslında Hint Avrupalı değil, yerli halklardan oluşmaktadır. Demin de söylediğim gibi yani en fazla Zazalarda görülüyor ve Zazalar %25, Kurmançılarda ise bu oran %12 dolayında. Zaten eğer Kürdistan'ı dolaştıysanız benim gibi sizin de karşınıza farklı farklı Kürt tipleri ortaya çıkacaktır. Kürtlerin kafa yapıları, saç ve göz renkleri, kaş ve göz biçimleri, burun ve çene yapıları, vücut ve kas yapılarını farklı olduğunu görürsünüz. Örneğin Hamedan'da işte diyelim şeyler, Hemavendiler var. Hemavendiler aslında İran-Irak sınırı üzerinde. Bunların tüysüz bir Kürt şeyi tipi olduklarını görürsünüz. Ama diğer taraftan işte Musul sınırlarında yaşayan Kürtlerde kaşlar görürsünüz, çok sert sakallar görürsünüz. Veyahut Süleymaniye ile Hakkari arasında işte kaş yapıları benimki gibi seyrek değil ama diğer taraftan birleşik kaşlar görürsünüz. Göz yapıları. Mesela diyelim benim gözlerim sizin de göreceğiniz üzere perdelidir. Kürt yönetici sınıfına ait bir özelliktir bu. Bütün Kürt yöneticilerini alın bakın hepsinin göz tipleri birbirlerine benziyor. Yani mesela niye? Bunu bilmiyoruz. İşte veya bakıyorsunuz daha kartal bakışlı Kürtler var. Özellikle Botan'ın kuzeyinde. Yani gördüğünüz zaman keskin delici bakışlar vardır ki nitekim Kürdistan'dan geçen seyyahlar çok fazla buna değiniyorlar. Ya adamlar şeyin Kürtlerin bakışlarından korkuyor. Diğer taraftan işte çene yapıları birbirinden farklı. Sivri çenelere denk geliniyor. Yayvan çenelere denk geliyor. Mesela Silopi'deki çene tipi ile Dersim'deki çene tipini karşılaştırın. Ten renkleri biraz farklı. Yine Dersim demişken Dersim'de daha kara Kürtlere denk geliniyor. Kurdin Reş yani. Ama diğer taraftan beyaz tenli, çok beyaz tenliler var. Mavi gözlüler var, yeşil gözlüler var sevgili arkadaşlar. Ama kabaca bu homojenleşme işte birbirleriyle sürekli olarak evlenen bir yapı ortaya çıkarmış ve bir kaba Kürt tipi de ortaya çıkmıştır. Tarihsel kayıtlara dayalı olarak Kürdistan'ın ilk yerlileri Zagrosluların yerli halklarıdır sevgili arkadaşlar. Bu halkların toplamına uzun bir süre Horiler adı verilecektir. Milattan önce 3 ile 2000 yılları arasında ise yoğun bir Hint-Avrupalılaşma meydana gelir. Mevcut Kürt yapısına yeni bir tabaka olarak eklenir bu Aryenlik dediğimiz şey ve Hint-Avrupa kültürü bir tarım kültürü olarak tanımlanır ve başka tezler de olmasına rağmen başlangıç noktası yine Kürdistan'dır. Kürt tek yapılı bir etnik kimlik yerine Kürdistan'a yerleşmiş ve ortak bir dil, kültür, inanç birliği yaratmış olan insan topluluklarının adıdır. Kürdistanlılık kimliği Kürtlük kimliğini yaratmıştır. Yani mesela diyelim Türkiye'ye baktığımız zaman Türk kimliği, Türk etnisitesi Türkiye'yi yaratmıştır. Türk dilini yaratmıştır, Türkiyeliliği yaratmıştır. Fakat Kürdistan'da bu böyle değildir sevgili arkadaşlar. Kürdistan var olmuştur. Kürdistan bizim bugünkü Kürt yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu anlamıyla Kürdistan dağları ve ovalarında yaşayan topluluklar Karda yani dağ ülkesi olarak tanımlanmıştır ve Karda'nın yerlilerine de Kürt denilmektedir. Yani bizim varlığımız bizim topraklarımızla mündemiştir sevgili arkadaşlar. Hani bize diyorlar ya işte gidin Mars'ta Kürdistan'ı kurun. Mars'a giderseniz Kürdistan'ı kuramazsınız. Ya da Avrupa'ya göç ederek Kürdistan kurulamaz. Bizim varlığımızı var eden temel şey Kürdistan'ın coğrafyaları. Kürdistan'ın en dağlık yerleri Hori ve Hint-Avrupa homojenleşmesinin izlerini daha güçlü taşırlar. Fakat Arabistan Yarımadası'na bakan tarafımız, İran platosuna ve Asya'ya bakan tarafımız, Kafkas geçidine ve Anadolu'ya bakan taraflarımız sürekli bir etkileşim içerisindedir. Ve böylece bu bölgelerden gelen din, kültür ve dillerin etkisi altındadır. Ki bugün de görüyorsunuz özellikle mesela Irak'ta, Bağdat'ta yani Arap mıntıkalarına yakın olan Kürtler yavaş yavaş bir
Araplaşma geçiriyorlar. Yine aynı şekilde özellikle Suriye'de, Suriye nüfusunun büyük bir oranı aslında Kürttür. Fakat bunlar 18. yüzyıldan itibaren Araplaşma eğilimine girmişlerdir. Hatta bu Araplaşma eğilimi örneğin Meşkini yani Mardin'deki en soylu Kürt aşiretlerinden birisine kadar bile yansımış veya Urfa'daki Milli aşiretine kadar yansımış. Yani bunlar yavaş yavaş Arap olduklarını, Arap kökenli falan olduklarını söylemeye başlamışlar. Veyahut işte bizim Fırat'ın batısında bulunan Kürtlere baktığımız zaman yine aynı şeyi görüyoruz. Yavaş yavaş bir Türkleşme şeyi meydana gelmiş, Türkleşmeye başlamışlar. Veyahut dilleri, kültürleri yavaş yavaş Türklerle benzeşmeye başlamış. Bu da doğal olarak kaçınılmaz bir şeydir. Yine aynı şekilde Kafkas Kürdistanı'nda 1991'e kadar Kürt olanlar bugün o günden itibaren Azerileşmişler, Türkleşmişler ve Sovyetlerden de Sovyet kültürünü alarak yeni bir kimlik biçimi ortaya koymuşlar. Kürtlerin kullanmış olduğu dillerdeki ortak kelime ve ses değişimleri onların Hint-Avrupalılaşmadan çok daha öncesine dayalı bir homojenleşmelerinin olduğunu gösterir sevgili arkadaşlar. Modern Kürtçe ise Medler ve Partlar tarafından kullanılmış olan Kürt dilinin bir devamıdır. Yine de çok fazla düzensiz fiil vardır Kürtçe'de. Bu düzensiz fiillerde daha önceki dillerin de hala etkilerinin devam ettiğini bize dil bilimsel olarak gösteriyor. Yine R ve L harflerindeki değişiklikler özellikle Hint-Avrupa öncesi dillere bazı şeyler yapıyor, göndermeler yapıyor. Ve Hint-Avrupa dillerinden özellikle sevgili arkadaşlar ergatif bir dil olması sebebiyle ayrışmaktadır. Özellikle İran dilleri grubundan. Bunun da sebebi Horice olarak bildiğimiz dilin ki bunun da üç tane lehçesi vardır. Urartuca bunlardan bir tanesidir. Guti bunlardan bir tanesidir. Guti dili bunlardan bir tanesidir. Bu dilden kalmış bir özellik olduğunu biliyoruz. Kürdistan her zaman istila altındadır. Çünkü göç yolları üzerindedir. Siz Kafkaslardan ya da kuzeyden güneye yani Arabistan Yarımadası'na inmek isterseniz, Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerine gitmek isterseniz Kürdistan'dan geçmek zorundasınız. Siz batıdan doğuya, doğudan batıya geçmek istediğiniz zaman Kürdistan dağlarından geçmek zorundasınız. Siz işte dünyada ticareti yapmak isterseniz deniz yollarının keşfine kadar yine Kürdistan'dan geçmek zorundaydınız. Bu yüzden de sürekli olarak göçler ve istilalar var. Özellikle biz önümüzdeki derslerde Arap istilası ve Türk istilasını konuşacağız. Araplar da özellikle Sami göçleriyle birlikte Kürdistan'a doğru geldiler. Akatlar, Asurlar ve Aramiler üç dalgada Kürdistan'a doğru geldiler ve burada melez kimlikler oluşturdular. Sonra da dördüncü bir dalga geldi, İslam dalgası. Ve bu da çeşitli sosyolojik değişimlerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Fakat bütün bu göç dalgalarına rağmen özellikle İslam istilası sırasında kendi kimliğini korumuş ender halklardan bir tanesi de Kürtler olmuştur. Önümüzdeki şeyimiz, dersimiz göçlerle ilgili olacaktır. Efendim benim bu dersle ilgili anlatabileceğim şeyler, kabaca şeyler bunlardır. Bakıyorum size benim göstermediğim fotoğraf kaldı mı? Sanırım o da kalmadı. Yok.